Efendim, iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya, siz artık onu çok iyi biliyorsunuz ve seviyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Bugün hoş geldin hayatım bir kere. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şahanesin, yine çok güzelsin. Ve biz de hem güzelliğimizi hem sağlığımızı korumak için beslenmemizin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bağırsaklarla başlamak istiyoruz. Bugün hatta doktorumuz vardı, dedi ki kabızlık varis konusunda da varise de sebep olabiliyor. Daha önce hiç böyle bir sohbet olmamıştı. Hemen dedim ki Ayça gelecek, Ayça Kaya bize anlatır. Bu bağırsak tembelliği falan, oradan bir başlayalım mı? Başlayalım. Çünkü ikinci beynimiz diyorlar. Kesinlikle öyle. Sevgili dostlarım, canım Nergis Hanımcığım. Bugün gerçekten hastalarımdan da kış aylarının gelmesiyle birlikte çok yoğun bir şekilde kabızlığın ortaya çıktığını görüyoruz. Efendim, kabızlık neden olur? Bağırsaklar vücudumuzun ikinci beyni, metabolizmamızın bir numaralı belirleyicisi ve bağışıklığımızın en önemli noktası bu bağırsaklarımızdan geçiyor. Hiç eskiden bu böyle değildi. Yani bu son yıllarda değildi değil de hep böyleydi de biz bunu çok konuşmuyorduk. Çok konuşmuyorduk. Değil mi? Ne kadar ya da önemliymiş. Bilmiyorduk ya da farkında değildik. Şimdi bir insan bir günde 3 defa büyük abdestini yapıyorsa ve bu ishal halinde çıkmıyorsa, normal çıkıyorsa biz bunu normal kabul edebiliriz. Ya da 3 günde bir kez ıkınmadan büyük abdestini yumuşak bir şekilde çıkabiliyorsa bunu da normal kabul edebiliriz. Ama asıl olan şudur, kişi günde bir defa büyük abdestini ıkınmadan ve sert olmadan yapabiliyorsa bunu normal kabul ediyoruz. 3 günden fazla büyük abdest çıkarılmıyorsa ne oluyor? Taş gibi oluyor. İçeride kalıyor. Mesela evinizde bir çöp kutunuz var. İçerisine çöpleri doldurduk. Bu çöpleri dökmezsek eğer 3 günde ne olur, 5 günde ne olur, 7 günde ne olur, 10 günde ne olur, bir düşünün. Aynı şekilde yediğimiz yiyecekleri vücudun sindirmesi ve öğütmesi ortalama 24 saat sürüyor. Biz bunu 24 saatte dışarı çıkaramazsak evimizin içindeki çöp tenekesi gibi bunun içinde atık maddeler bizi zehirler. Karnımızı şişirir. Yani diğer organlara da zarar oluşturur, bağışıklığımızı düşürür. Bugün iyi çalışan bir metabolizmanın en büyük belirleyicisi iyi çalışan bir bağırsaktır. Ya çok önemliymiş. Çok önemli, ama gelin şu bağırsakları bir yakından tanıyalım. Bunlar tanıyalım. Nasıl organlar, nasıl organlar? Tanıyalım. Şimdi bağırsaklarımızın 3 önemli özelliği var. 1. Bunlar çok hassas organlar sevgili dostlarım. Bunlar çok duygusal organlar. Biz bir şeye canımız sıkıldığında hep deriz ya, kalbimiz kırıldı diye. Artık bunu söylemeyelim. Artık ne diyelim? Bağırsağım kırıldı. Bağırsağım durdu, midem ağrıdı. Ama gerçekten beni çok etkileyen bir şey duygusal durumumla. Şişkinlik. Aynen. İçine attığınız duygular böyle bizi şişirir. Büyük abdestin dışarıya çıkmasını engeller. Demek ki bu bağırsaklar çok duygusal organlar. Aynı zamanda bunlar eğitilebilir organlar. Bunu biliyor muydunuz? Bunu bilmiyorduk. Eğitilebilir olması çok güzel oldu şimdi. O kadar güzel oldu ki. Nasıl bunu eğiteceğim? Bunu bir eğiteceğiz. Her gün aynı saatte tuvalete çıkmaya alışkanlık haline getirerek. Dışarıdasınız. Büyük abdestiniz geldi. Dediniz ki ben eve gidince yaparım. Şimdi buralar pis falan diye düşündünüz. Ve eğitiyoruz onu. Yaptırmıyoruz, sonra bozuyoruz. Çocuklarımıza da bunu yapıyoruz, ne değil mi? Ne yazık ki. Ve hatta çocuklarımız da bu nedenle obsesif kompulsifliğe doğru da gidiyor. Yani ora temiz değil, orası pis, şöyle doğru. Böyle. Size şunu söyleyeceğim. Hiçbir tuvalet sizin büyük abdestinizden pis değil, merak etmeyin. O sinyal geldi çok mi? Güzel. Büyük abdest sinyali geldi mi? Onu ertelemeyin. Her nerede olursanız olun, onu bir dışarıya çıkın. Atın. Yani vücudun çöp tenekesini bir dışarıya hemen boşaltın. Şimdi o zaman Ayça Kaya'yla şu mesajı bir kere verelim annelere, değil mi? Yani aman ha, çocuklarınızı yok okul pistir eve gelince yap, ya da onun yanında siz kendiniz o kadar titiz, ay tuvalete girmiyorum burası pis derseniz, çocukları da böyle yetiştiriyoruz. Bu sefer çocuklarda zaten küçükten bağırsak tembelliği yapıyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk onu tuttukça, burayı sıktıkça buradaki büyük abdest tekrar bağırsağın içine dönüyor. Ay ne kötü bir şey. Ve bağırsağın içinde o büyük abdest durdukça suyu çekiliyor. Suyu çekildikçe hacmi küçülüyor, minnaklaşıyor. Ve bu rektumda
böyle üst üste gelip orayı şişiriyor ve büyütüyor. Ve tekrar büyük abdest gelme sinyali yavaşlıyor. Çocuklarımız kronik kabız hale geliyor. Zaten biz aslında şunu yaparsak, çocuklarımıza günde bir kez büyük abdest yaptırmaya alışkanlık haline getirirsek dışarıda bu sinyal gelmez. Ama diyelim ki geldi, mutlaka bunu çıkarmak lazım. Bağırsakların size küser. Bağırsakları küstürmeyeceğiz. Çok doğru. Yani burada ben gerçekten o zaman kendi ebeveynlerime teşekkür ediyorum. Çünkü bana hep çocukluğumdan beri dedikleri, ne olursa olsun, neresi olursa olsun muhakkak tuvalete gideceksin orada. Ben de çocuğumu aynen böyle yetiştirdim. Çok doğru bir şey yapmışız. Kesinlikle öyle. Şimdi benim küçük oğlumun küçükten kabızlık problemi oldu. 6 ay anne sütü verdim. 6 ay sonra ek gıdalara geçince suyun tadını sevmedi ve dışarıya doğru püskürtmeye başladı. Ve bir şekilde çocuğa işte su içirdik filan, büyük abdestin yapmasının ne kadar önemli olduğunu, hatta bir ara bir psikologdan yardım bile aldık hani nasıl davranalım diye. İşte tuvaletin kapısını açık bıraktık, içerisine oyuncaklarını koyduk, oranın yaşanılan bir mekan olduğunu, acı çekilecek bir yer olmadığını çocuğa kabullendirmeye çalışıyoruz filan. Ve çocuk büyük abdestini yapıp anne büyük abdestimi yaptım deyince aferin sana çok sevindik filan gibi cümleler kuruyoruz. Bir gün çocukla şeye gittik, köye gittik. Çocuk indi böyle 3 yaşında falan hoplaya zıplaya gidiyor. Bir baktım işte keçiler var, keçilerin de pislikleri var. Dedim ki Tolgacığım dedim dikkat et de keçilerin dedim kakalarına basma dedim. Bir bu durdu, anne dedi hangisi keçi dedi, bak bunlar keçi dedim. Diyor ki keçi kardeş, keçi kardeş kakanı yaptığın için çok mutlu olduk. Ay çok tatlı. Anne hadi keçi kardeşi alkışlayalım. Ay çok güzel. Biz tabii güzel. Koptuk orada. Gerçekten aslında bir çocuğun kakasını çıkarması çok büyük bir mucize ve çok büyük bir sağlık sevgili dostlarım. Ne güzel. Hepimizin aynı şekilde aslında, biz de bunu yaptığınızda aynı Tolga gibi kendinizi kutlayın. Kendimizi alkışlayın. Kendimizi kutlayalım. Evet bu kakayı bugün çıkardık. Doğru kesinlikle. Ve çocuklarınızı da bu eğitimi kesinlikle bu şekilde vermek gerekiyor. Peki bundan kurtulmak için neler yapmalıyız? Başlayalım mı ufak? Hadi başlayalım. 4 büyük neden bizi kabız yapar. Elinize defterleri, kalemleri alın sevgili dostlarım. Bunları bir not edin. Hanımlar bunu not ediyoruz bu 4 şeyi. 1. Bakın suyu az içiyorsanız kabız olursunuz. Özellikle kış aylarında neden kabızlık daha çok artıyor? Terleme azaldığı için vücudun su ihtiyacı azalıyor ve susama hissi gelmediği için biz suyu içmiyoruz. Suyu içmediğimizde de yediğimiz yiyeceklerin vücutta ilerlemesi ne oluyor? Yavaşlıyor. En az ne kadar su içeceğiz? Günde en az 2 litre. Günde en az. Şimdi gözünüz önüne bir hortum getirin şöyle. Ve bunun içerisine bir pamuk koyun. Evet. Ve bunu üfleyerek çıkarmaya çalışın. Ya da suyla çıkarmaya çalışın. Hangisi daha kolay çıkar? Suyla tabii ki. Suyla. Ve size tavsiyem şu. Bakın bu çok büyük bir şehir efsanesi. Bunu her gittiğim programda, sosyal medyada, Instagram'da sürekli paylaşıyorum. Yemekle birlikte su için. En büyük şehir efsanesi, yemekle birlikte su içilmez cümlesi. Bu halkın bağırsaklarına okuyan, metabolizmasını yavaşlatan, kabızlığın ve kilonun en büyük nedenlerinden bir tanesi. Çok kafa karışıklığı var orada, doğru. Evet. Kimisi diyor yemekle birlikte su içmeyin, kimisi diyor ki yemekle birlikte su için. Şimdi. Peki soğuk mu ılık mı nasıl bir su olacak? Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında. Ama bunu nasıl içeceksiniz? Bakın bir püf noktası var. Yemekle birlikte suyu yudum yudum içeceksiniz. Biz Türk halkı olarak zaten suyu çok içmeyi aklımıza pek gelmiyor. Bir de böyle kısıtlamalar gelince yemekten önce içme, sonra içme, sırasında içme. Orada da kısıtlıyoruz. Gün içinde de aklımıza gelmiyor. Hepimiz kuruyoruz. O nedenle alışkanlığımız şu olsun. Her sofraya oturduğumuzda bir iki bardak su koymayı alışkanlık haline getirelim. Ben Instagram'da akşam yemeklerimi paylaşıyorum. Siz de görüyorsunuz. Evet. Evet. Her yemekte mutlaka şöyle büyük bir bardak su koyuyorum. Yemekle birlikte içtiğiniz su yeme hızınızı yavaşlatır. Daha az yersiniz. Su midede hacim kaplar, sizi doyurur, daha az yersiniz. Çok iyi. Ve yediğiniz yiyecekleri vücutta şişirir, sünger ve süpürge etkisi yaptırır liflere, bağırsakları da temizler atar. Yudum yudum onu yemekte de yudum yudum içelim. Sonra ne evet, var? Yani bu bir numarayı iyice kaydetsinler. Herkes su içecek. 2. Lif oranı yüksek sebzeleri beslenmemizde çok ön planda tutacağız. Bak orada. Yani bak orada. Buradalar. Lahanagiller, pırasalar, yeşil yapraklı sebzeler. Şu anda da o kadar zamanı ki yani şunların o kadar zamanı ki değil mi? Kesinlikle. Şu gördükleriniz yeşil yapraklı sebzeler, armutlar, kiviler mesela kivi. Armut da portakal, şu anda çok
Yani of, hem ne güzelleri var. Tam bir C vitamini kaynağı. Bağışıklığım iyi olsun, bağırsaklarım çalışsın diyorsanız bir kivi günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse üçte birini karşılıyor. Bu kadar çok zengin iyi bir meyve. Yoğurdunuz içerisine koyun, üzerine birazcık yulaf ezmesi koyun. Bunlar hani sünger ve süpürge etkisi diyorum ya. Evet. Bazı yiyecekleri yediğimizde bunlar bizim midemize girer, sünger gibi şişer. Sonra bağırsaklardan da atılırken böyle bütün o toksinleri, kötü maddeleri süpürür, atar gider. Atar, o çok iyi. Lahana, pırasa, yeşil yapraklı sebzeler, armutlar, portakallar, kiviler, sünger ve süpürge etkisi yapan yiyecekler. Çok iyi. Hele şu salata, bakın burada bir koca kase salatayı görüyoruz. Evet. Bir bakalım. Oh, içinde neler neler var, var hem de en güzeller. Kabızlık probleminiz varsa hapların, çöplerin peşine düşmeden önce her sofranıza böyle bir kase salata koyacaksınız. Çok önemli ve çok güzel. Ya nasıl bir lif kaynağı, salatasız sofraya oturmayacağız ve yemeğe başlamadan önce çorbayla değil artık salatayla başlayacağız. Ha. Tamam. Bu da zayıflamak için püf noktası. Yani yemek yemeye başlarken güzel salatamızı bir yiyeceğiz. Evet. Bardağımızda suyumuz var, onu yudum yudum alacağız. Yemeğimizde bunlar olacak. Peki, değil mi? Evet. Lahanalar. Sonra ne yapacağız? Üçüncüsü, doğru yağ kullanımı. Yani sebzelerin bağırsakta hareket etmesi için kayganlaşması lazım. Öyle diyetler var ki, tek yönlü diyetler, yağ tamamen kısıtlanıyor, hiç yağ eklenmiyor. Ve burada doğru kabızlığı çok sık görüyoruz. Ya da yağ yemekten o kadar korkuyoruz ki hiç beslenmelerimize koymuyoruz. Yeteri kadar yağ kabızlık çözümü için altın standart. Şu gördüğünüz kasenin üzerine adam başı bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyacaksınız. Bir gösterelim isterseniz Nergis Hanımcığım. Siz salatayı alın. Evet, salatayı yaptınız. Aldık, yaptık. Üzerine bir limonu sıktınız. Evet. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle, bu yemek kaşığı ya. Yemek yarım kaşığının ortasını dolduracak, evet, kadar. Yarım yemek kaşığı, bir tatlı aynen kaşığı kadar şu zeytinyağı tam bir ilaç olur bağırsaklarınıza dostlarım. Siz olun. Salatalarınıza bir tatlı kaşığı zeytinyağı, kabızlık problemi yaşıyorsanız mutlaka ekleyin diyoruz. Hem de sağlık, o kadarı sağlık yani. Tabii, gerekli. Tabii. Bir de o yağ yiyeceklerin içindeki vitaminlerin vücut tarafından emilimi için önemli. Mesela önemli. Havuç yiyorsan zeytinyağı ile muhakkak tüket derler. Ki bazı o A vitamini için bir emilsin. 5 vitamin A, D, E, K. 4 vitamin pardon. Bunun 4'ünün emilmesi için ta lise yıllarından biyoloji bilgimiz, yağ gerekli bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı üzerine ekliyoruz. Çok haklısın. Peki evet, suyu diğer söyledik, lifi söyledik, evet, yağı söyledik. Söyledim. En önemlisi ne? Hareket. Aa. Yürüyen bacaklar hareket eden bağırsakları gösterir. Varis ve kabızlık dedik ya. Niye varisler oluyor? Çünkü hareket etmediğimiz için o kanlar damarlarda toplanıyor, damarları büyütüyor, hareketsizlik dolaşımı engelliyor ve staz dediğimiz göllenmeye neden oluyor.